Merhaba gençler, üçüncü testte hazır mısınız? Biraz daha iddialı sorular seçmiş olabilirim, şimdiden özür dilerim. Haydi birinci soruya başlayalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz ifadeyi e, limit olarak görüyorsunuz ama bu bizim türev formülümüze aşırı benziyor. O zaman ne yapalım? Diyelim ki. H yerine 0 koyayım bir bakayım bana ne vermiş H yerine 0 koyarsam f3 eksi f3'ten 0 aşağısı 0 der miyim 0 bölü 0 belirsizliği derim o zaman ben buna ne yaparım bir Lopital uygularım İzninizle buna bir Lopital uygulayayım önce şunu şuraya bir taşıyayım çünkü bu haliyle ne sorduğunu görmüyorum arkadaşlar ne sorduğunu görmüyorsam biraz Anlayabileceğim şekle çevirmek zorundayım, değil mi? Bizim türev formülümüze benziyor ama çok da değil arkadaşlar. Haydi Lopital uygulayalım. Payın paydanın ayrı ayrı türevini alıyorum. Ama burada uygularken neye göre türev aldığınızı unutmayacaksınız. H'ye göre türev aldığınızı unutmayacaksınız. Şu da sıfırdan başka her şeye benzemiş. Evet, limit. H sıfıra giderken başlıyorum. H'ye göre türev alıyorum. Neyi biliyorum? Bir bileşke türevi de olduğunu unutmuyorum. H'ye göre türevini aldım. Yani içinin türevini aldım. Tepeye türev işaretini koyup içine aynen yazdım arkadaşlar. Eksi dedim. İçinin H'ye göre türevini alırsam 1 mi? Tepeye türev işaretini koydum. Burası da H artı 3 oldu mu? Aşağıya da H'ye göre türevi alırsam 3 mü? Şimdi ben yerine Neyi yerleştiriyorum? Sıfır yerleştiriyorum. Oldu mu? F türev 3'teki değeri eksi. Burası da oldu. F türev 3'teki değeri bölü 3 mü oldu? Demek ki 2 tane F3 türevden bir tane türev 3'ü çıkarttım. Burası da şöyle bir şey oldu. 1 bölü 3 F türev 3. Artık bana ne sorduğunu görebiliyorum. Peki bana bunu vermiş mi? Bakıyorum vermiş. Nerede vermiş? Bakın şurada vermiş arkadaşlar. F türev 3 12 imiş. Ben bunu da 12 olarak yerleştirdim. Yanıtı 4 olarak buldum. C şıkkı. Geçtim bir sonraki sorumuza. Bir bileşke türev. Aman tanrım ben neler yapmışım. Bakın neler yapmışım. Neler hazırlamışım size. Şimdi dikkatli olun. Hep sizlere diyorum ki Önünüze soru geldiği zaman bir 3 saniye bir soruyu inceleyin sonra soruya başlayın. Neden böyle diyorum? Eğer o 3 saniyede bir kısa yöntem yakılarsak soruyu bir 5 saniye 10 saniye ya da 15 saniye belki bir dakika daha önce bitireceğiz. O zaman 3 saniyemizi harcayalım. Bakın ne görüyoruz arkadaşlar. Bakın bakın ne görüyoruz. Bakın bakın ne görüyoruz. Bu bu mudur arkadaşlar? Bu budur. Bu sağ tarafı da bir yazalım aynen. Yazdık. Aslında şu an türev çözmüyoruz. Aslında bu bir fonksiyon sorusu. Fonksiyon sorularının içinde böyle bir şey görmüş müydük? Kesinlikle görmüştük. Eğer ben buraya x yazarsam, bu da x, bu da x demektir. Benim sorum bir anda şu hale geldi. fx eşittir, çok hoşunuza gidecek bir fonksiyon haline geldi. 2x küp eksi 3x eksi artı 6. Şimdi türevini alabilir miyim? Hem de nasıl alırım? Türevini de alalım. Burası oldu mu? 6x eksi 3. Bir de ne koy demiş? Türevine de 0 koy demiş. 0'ı koydum. Eksi 3 dedim mi? Bakın büyük bir avantaj yaşadık soruda. Neyi hatırladık? Fonksiyondan küçük bir ipucu hatırladık. Geçtik 3. sorumuza. Çok güzel bir soru. Evet, niye güzel bir soru diyorum buna? Neden öyle diyorum? Çünkü bu sorunun çok 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 benzerini siz okul sınavında ya da girdiğiniz deneme sınavlarında muhakkak göreceksiniz. Peki, üç kağıdı ne? Bana ne sormuş? F'in türevinin dörtteki değeri. Burada dört çarpan görüyoruz ama bu dört çarpandan fazla da olabilir. Belki hazırlamışımdır öyle bir soruda. Şimdi eğer bana türevdeki değeri yani 4 yukarıdaki çarpanlarından birini sıfırlıyor mu diye bakıyorum. Evet sıfırlıyor. Hangi çarpanı sıfırlıyor arkadaşlar? Şu çarpanı sıfırlıyor. O zaman benim avantajım var. Hemen f türev x diyorum. Bu tepesine kırmızı ile işaretlediğim ifadenin türevini alıyorum, 1 diyorum ve diğer diğer şu 3 çarpanı, geri kalan çarpanları da bunun yanına yerleştiriyorum. Ve türevini almış oluyorum arkadaşlar. Bu da hızlı türev alma metodu bu tip sorularda. Ne demiş? F türev 4 demiş. Yerleştiriyorum 4'ü. 1 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 midir? Yanıt 6 mıdır? Evet 6'dır. B şıkkında duruyor. Geçtik. Dördüncü sorumuzu. Aman tanrım ben neler yapmışım ya. Ne soruyor bize? Önce ne sorduğunu bir bulalım mı? Şıkların üstünden geçmeyeyim. Çok heybetli gözüküyor. Korktum vallahi billahi. Aman tanrım nasıl bir soru <laughs> hazırlamışım kendimle. Gurur mu duysam duymasam mı bilemedim. Haydi bakalım başlayalım. İç içe iki tane kök var. Şu fonksiyonu şuraya taşımak istiyorum. Daha rahat görmek için 2x artı 1 dedim. Artı bir tane daha kök varmış. 4x kare sanki başımıza bela açacak bir soruymuş gibi geliyor. Haydi bakalım. Kazasız belasız sorudan çıkalım. Önce şuradaki kök türevini bir hatırlayalım. Kare kök türevinde ne yapıyorduk arkadaşlar? İçinin türevini alıyorduk, tepeye yazıyorduk. Bu köklü ifadeyi 2 ile çarparak onu da aşağıya yazıyorduk. Korkuyorum. Haydi hatasız çıkalım sorudan başlıyorum türevi. Şimdi kökün içindeki ifade bakın önce bir yazayım hata yapmamak için şöyle bir yazalım. 2x artı 1 artı kök içinde 4x kare artı 4x'in ben türevini alacağım ve tepeye yazacağım. Bu ifadeyi de 2 ile çarparak hiçbir şey yapmadan paydaya yerleştireceğim. Yerleştirdim. artı 4x. Dua edin. Hata yapmayayım arkadaşlar. Kendimi tebrik edeceğim. Çok karmaşık gözüküyor. Şimdi yukarının türevini alıyorum. Şimdi uzattım. İçeride, e, yukarıda payın içinde de bir kök türevi olduğu için biraz yukarıdan başladım. 2 artı. Orada da bir kök türevi gördüm. İçinin kökün içinin türevini aldım. Bunun içinin türevi 8x artı 4 mü? Aşağıya da bir yazdım. İki, kök içinde bir anda bir ses duydunuz değil mi? Ben de duydum. Acaba ne oldu bilgisayarımda neler oldu bilmiyorum. Şunu da yerleştirdik. Haydi bakalım aşağıya da aynen yazdık. Yazmaya üşeniyorum ya. O kadar uzun işlemleri olacakmış gibi geliyor ki. Şu kökü de şöyle aman tanrım şöyle. Hatlar karıştı mı orada bilmiyorum. Şimdi ne diyor? Aldık türevini. Ne koy diyor? F'in türevine 1 koy diyor. Bismillah diyerek başlayalım. 2 artı 1 koyuyordum. Yukarısı oldu 12. Aşağısı 2 çarpı 1 koydum. Kök 8. Onu da 2 kök 2 çıkarttım. Evet aşağıya geldim. Şu ikimiz duruyor arkadaşlar. Uzun kökü açtık. Ne oldu? 2 koydum, 3 oldu. Artı 2 koydum, orası 2 kök 2 idi. Aman tanrım buradan ne çıktı? Hatırlıyor musunuz köklü sayılardan arkadaşlar? Şöyle bir şeyimiz vardı. 3 artı 2 kök 2. Neydi? Çarpımları bu olacak. Çarpım. Toplamları 3 eden sayı. Neydi? 2'ye 1. Büyük olanı başa yazdık. Küçük olanı sona yazdık araya da şu işareti yerleştiriyorduk. Bak 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 soru içinden soru çıktı. Devam edelim. Yukarıyı bir sadeleştirerek bir inşallah yerim yeter. 2 artı 4'e böldüm şurası 3 bölü kök 2 mi oldu? Aşağıya da şu ikimiz burada duruyor. Ben bunu da kök 2 şunu paranteze alacağım. Kök 2 artı 1 şeklinde yazdım. Tamam. Yukarıyı bir payda eşitleyelim. Ne oldu? Payda eşitlersem 2 kök 2 artı 3 mi oldu? O kök 2'yi de ters çevirip şunun yanına, 2'nin yanına koysam. Hoş gözükür. Kök 2 artı 1 haline geldi. Ne yapayım? Bakın şıklara baktım. Aa, o kök 2 duruyor orada ya da 2 kök 2 olarak duruyor. O zaman şu ifadeden kurtulayım. Hangi ifadeden? Kök 2 artı 1'den kurtulayım. Yalnızca kök 2 eksi 1 ile genişleteyim. Buna nasıl karar verdim? Şıklara baktım arkadaşlar. Kök 2'ler paydalarda duruyor. O zaman yazalım bakalım. 2 kök 2 artı 3 ile ben neyi çarpacakmışım? Kök 2 eksi 1'i çarpıyorum. Aşağısı da ne oldu arkadaşlar? Şunları çarptım. Şu eşleniklerini 2 eksi 1'den orası 1 oldu. 2 kök 2 aşağıda kaldı. Tamam. Evet biraz şıklarımıza benzedi. Haydi bir daha atalım. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptım. 2 4 oldu. Eksi 2 kök 2 oldu. Artı 3 kök 2 oldu. Bir de Eksi 3'ümüz oldu. Tamam birazcıklarımıza yaklaştık. Korkum geçti arkadaşlar. Kök 2. Bu da neymiş? 1 artı kök 2 bölü 2 iki kök 2'ymiş. Evet var mı şıklarımızda? Evet gördüm. E şıkkı. Çok heybetli bir soru olmuş. Sizlerden özür dilerim. Biraz bol işlemli bir soru seçmişim. Ama rica ediyorum. Pratiğini yapın. Hadi geçtik. Aman ne kadar güzel bir soru. Neden bana o formülü vermiş? Bakın burada bir formül vermiş. Neden vermiş? Bir dursun bakalım neden verdiğini anlayacağız. Bakalım x'imizde buraya bir taşıyalım. Neden onu vermiş acaba? x kare artı x küp artı x üzeri 4. Böyle gitmiş 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 x üzeri 10'a kadar ne istemiş? İkinci türevine bir koy ve söyle işaretle demiş. Haydi bakalım. Birinci türevi alalım. Birinci türevi aldık. Ne oldu? 2x artı 3x kare artı 4x küp böyle gitti. Artı 10x üzeri 9 oldu. Haydi bir daha türev aldık. Bir daha türev aldık. İkinci türevine geçtik. Şu iki çentim gözüksün. Burası oldu 2. Burası oldu aha, Burası oldu 6x. Burası oldu 12x kare. Oldu burası artı 90 x üzeri 8. Şimdi bir bakalım bir de ne koy demişti. F'in ikinci türevine 1 koy demişti. Haydi koyalım. Oldu 2 oldu 6 oldu 12 artı nokta 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 oldu burası da 90. Şimdi bu formülü boşuna vermemiştir. Bakalım ne var? Evet baktık. Evet bir şeyler yakaladım. Sizde yakaladınız mı bilmiyorum. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Bakın. 1'in karesi artı 1 yazdım 2'ye. 6 için 2'nin karesi artı 2 yazdım. 12'ye 3'ün karesi artı 3 yazdım. Devam ettim. O zaman burada da bakıyorum 90. 9'un karesi artı 9 yazdım. Tamam. Evet. Nerede olduğu belli oldu. Bakın. Formülümüz burada. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 9'un karesine kadar gidiyor. Geri kalanlar 1, 2, 3 ve 9. Onları kenarda bir alayım. Şurada yapayım arkadaşlar. Ne demiş? 1'in karesi artı 2'nin karesi artı nokta nokta 9'un karesine kadar gitmiş. Formülümüz ne diyor arkadaşlar? Formülümüz şunu diyor. Bakın. Son terim. Bakın. Son terim. Bir fazlası. Son terimin iki katının bir fazlası bölü altı. Tabii sigma yani e, toplam fark kalktı. Pardon toplam fark diyorum. Toplam çarpım sembolleri kalktı. Biz eskiden bu formülü öğrencilerimize ezberletiyorduk. Ama lütfen sizin de aklınızda kalsın bu formül. Ne diyorduk? Son terim. Aman son terim dedim en yazdım. Niye en yazıyorum? Formülü yazıyorum neredeyse. Son terim 9 bir fazlası 10. 2 katının bir fazlası 18, 19 bölü 6. Sadeleştirelim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 5 etti. Neymiş? 15 çarpı 19. Çarpsam mı? Kalsın bu böyle. Şunu da bir yazalım. 1 artı 2 artı nokta 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 artı 9'a kadar gidiyorsa bu da nedir? 9 çarpı 10 bölü 2 midir? Bu da oldu mu? 45. Peki bu haliyle yerleştireceğim. Son basamaklarından yırtmaya çalışacağım. Yırtamazsam mecbur çarpacağım. 15 çarpı 19 artı bir de 45 var. Aa, yırtamadım arkadaşlar. İki tane son basamağı sıfırla biten var. 5 kere 9, 45. Beşli de ekledim. Sıfırla biten iki tane var. Ama şöyle düşünebilirim. Bu 19'u aşağı yukarı 20 gibi düşünsem bu 300'e yakın bir sayıdır. Tamam. Bir de 45 eklesem 345'e yakın olan sonu sıfırla biten şık arkadaşlar D şıkkı diyorum. Eğer yanlış düşündüysem siz de çarpıp bana söylersiniz. Haydi bakalım. Devam edelim. Aman korkuyorum ya. Bir kontrol etsem mi? 15 çarpı 19. Valla korkuyorum. 5 kere 9 45. 4 var. 135 etti. Bir 15 de burada etti 285 bir de 45 e ekledim 093. 9 3 <laughs> bak gördünüz mü çok yakınmış geri döndüm aklıma gelen başıma gelir muhakkak sildim yapmayın çok yakınmış birbirlerine bakalım çarpmamı kontrol edelim 45 135 15 de orada 285 9 13 330 başıma gelen aklıma gelen başıma geldi Kontrol edin siz de benim gibi. Devam ettik. Sanki bir bileşke türevi karşımıza çıktı. Bir yazayım şunu. X artı F. X kare demiş. Evet sonra da sağ tarafa X küp artı 6X artı 1 demiş. Eşitliğin her iki tarafının arkadaşlar türevini alıyorum. Türevini aldım. Bakalım. Bileşke türevi. Ama ne yaptım ben ya? Bileşke türevi. İçinin türevini alıp önce bir yazacağım. İçinin türevi şu arkadaşlar. Tabii almadım. İçinin türevini alacağım. Tepesine türev işaretini koyacağım. İçini aynen yazacağım. Bir alt satırda yapacağım o içinin türevini. Sağ tarafına çarpayım. 3x kare artı 6. Tamam. İçinin türevini alıyorum x'in türevi 1. Şimdi geldik. f x kare. E bunun da içi var. Unutmayın. İçinin türevi çarpı f türev x kare oldu. Şimdi burayı da yazdık. f türev x artı f x kare. Evet. Sağ tarafta 3x kare artı 6 oldu. Ne yapıyorum? x yerine ne demiş? Bir dakika. Hayır. X yerine 2 koy dememiş. Türevinin için 2 olması için demiş. Şurasının Allah Allah. Bir dakika. Soruyu mu yanlış görüyorum? Hayır. Soruyu yanlış görmüyorum. Soruyu yanlış görmüyorum. Bir dakika. Durun durun durun. Bir dakika. Bir saniye. Şuradan başlayayım. Şuradan başlayayım. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. X yerine evet bunu sıfırlamaya çalışacağım. İç içe ya dikkatim dağıldı. X yerine sıfır yazsam elime ne gelecek? 1 artı sıfır. F türev sıfır. Evet burada F açtım sıfır yazıyorum 0 artı F sıfır oldu. Tamam. Sıfır yazdım. Burası altı oldu. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Zaten şurası gitti. Değil mi? Diğerlerini de yerleştirelim. Şurası da neymiş? 2'ymiş. Haydi devam edelim. O zaman elimizde ne kaldı? Şurada bir kaldı. Şurası 1'miş. 1 yazmama gerek yok. Oldu. F türev 2'deki değerim eşittir. 6 dedim. Ve hangi şıkkı? B şıkkını işaretledim. Devam ettim. Yedinci sorumuza. Bir polinom uygulaması. Px, P'nin türevi ve P'nin ikinci türevi. Bunu bir alayım buraya. Px var. P türev x var. Ve bir de üçlü sormuş. Üçlü combo yapmış. P türev ikinci türevdekinin x'deki değeri. Demiş ki 2x kare artı 7x. Oh kornalarda çalıyor. Artı 6. Haydi bakalım. Şimdi yorum yaptık arkadaşlar. Px'in ikinci derece bir polinom olması gerektiğini biliyor muyuz? Çünkü birinci türevi bir küçüğü olmalı. ikinci türevi iki derece küçüğü olmalı. Bu üçü toplanıp ikinci derece çıktığına göre bir kere Px'im ax kare artı bx artı c mi olacak? Peki birinci türevim o zaman 2ax artı b olacak. İkinci türevim ne olacak? 2a olacak. Bu üçünü bir toplamamızı istemiş. Haydi toplayalım. Ax kare. X'li terimleri alayım paranteze. B artı 2A x oldu. Bir de sabit sayıları alalım. Düzgün yazalım sırayla alfabetik sırayla. 2A artı B artı C. Bu neye eşitmiş? 2x kare artı 7x artı 6'ya. Haydi bakalım. x karenin önleri. x'in önleri ve sabit sayılar birbirine eşit olmalı. A'yı 2 buldum. Tamam. B artı 2A eşittir 7 idi. A'yı 2 buldum 4 oldu attım bu tarafa 3 dedim. Bir de ne demiş? 2A artı B artı C de 6'ymış. A'yı ne bulmuştum? Şurası 4, burası 3 artı C eşittir 6 ise C'yi de eksi 1 buldum mu? Bana ne sormuş? P'nin birinci türevi. Bakın P'nin birinci türevi şurada mı? Şuydu değil mi? Şuydu. Hemen onu alalım aşağıya. Demek ki, sol alayım. P'nin birinci türevinin arkadaşlar, 2ax artı b olduğunu bulmuştuk. Hemen a'yı b'yi yerleştirelim. a'mız nerede? Oldu. 4x. b'miz nerede? Artı 3. Peki, P'nin birinci türevini bir de 2 koy demiş. 8, 3 daha 11. B şıkkında C'yi boşuna bulmuşuz. Demek ki geçtik 8. soruya. Oo, oo, çok sevindim bu soruyu seçtiğime. X 2'ye giderken. Bakın arkadaşlar. F kare X bizim türev formülümüze benziyor. O peki tepedeki ikiler nereden çıktı diyeceğiz. Şimdi x küp eksi 8. Bizim türev formülümüzü aşağı çok benziyor ama o tepelerdeki ikiler beni rahatsız etti. Peki ben bunu iki kare farkı şeklinde yazsam, şöyle yazsam limit x 2'ye giderken bunu fx eksi f2 bir de biraz uzağa mı yazsam ne yapacağımı görün diye fx artı f2 yazsam. Peki aşağıda küp açılımı var. Şunun altına arkadaşlar x eksi 2 çarpanını yazsam. Şunun altına da arkadaşlar küp açılımında diğer x kare artı 2x artı 4 çarpanını yazsam. Ne kadar güzel olur. Şunu unutmayın arkadaşlar. Şu küp açılımını lütfen çalışın. Bu x eksi 2 ve x kare artı 2x artı 4 şeklinde açılıyor. Tamam. Geldik sorumuza. Peki bu arkadaşlar şu benim türev formülüm mü? Evet. Bu ne? F'in türevinin 2'deki değeri. Tamam. Limit bunun da başında duruyor mu aslında? Limit x 2'ye giderken o bunun da başında duruyor. O zaman orası ne oldu? 2 tane F2 oldu mu? 2 tane F2 oldu. Aşağıya da 2 koyuyordum. 4, 4, 4. 3 kere 4 bir de 12 buradan geldi. Tamam soruyu bitirdik o zaman. Şu 2 ile 12'yi sadeleştirdim. 6 kaldı. Bana ne soruyormuş? 1 bölü 6. F türev 2 ve F'in 2'deki değerini çarplıyormuş. Var mı elimizde bu bilgiler? Var galiba. Evet var f'in türevdeki 2'deki e, f'in türevin 2'deki değerini 12 vermiş. f'in 2'deki e, değerinde 8 vermiş. Haydi devam edelim. O zaman 6'ya böleyim şunları. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. Yukarıda bir 2 kaldı, bir de 8'imiz kaldı. Yanıtı 16 bulduk mu? Bulduk. Bu soruya rica ediyorum dikkat edin. Belki dua edersiniz bana. Haydi geçelim bir sonrakine. 9. soru. Evet. Bu ne sorusu acaba? Bu bir türev sorusu mu yoksa başka bir konudan bir soru mu? Bakalım bir yazalım. x kare artı bir. Türevin içinde diğer konularla ilgili de soru göreceksiniz arkadaşlar. Türevi bilmek yeterli değil. Diğer konuları da bilmemiz gerekiyor. Zaten ayete de öyle bir şunu bileyim. Bunu çalışmasam da olur diye bir Olay yok. Peki bu soruyu yazdık. Çirkin yazdım ama yazdım. Peki burada ne var arkadaşlar? Ne var? Acaba iki kare farkı var mı? Ben payı paydayı şöyle x-1 ile çarpsam bir de x-1'e bölsem. Şu ikisi x kare eksi 1 mi? Tamam. Onun da yanında var. Burası oldu x üzeri 4 eksi 1 mi? Onun da yanında var x üzeri 8 eksi 1 mi? Şurada da o zaman nokta 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 x üzeri 512 eksi 1 oluşacak. Tamam bu ikisi de birleşti. Elime ne kaldı? O zaman x üzeri e, topladım 1024 eksi 1 haline geldi. Aşağıda da x eksi 1'imiz var ne diyor? Türevini al diyor. Haydi alalım. F'in türevinin x'teki değeri. Bölüm türevi. Değil mi? Bölüm türevi. Payın türevini aldım. 1024. X üzeri 1023 dedim. Çarpı payda yazdım. X eksi 1 dedim. Paydanın türevini aldım. 1 dedim. Payı yazdım. X üzeri 1024 eksi 1 dedim. Paydanın da karesini yerleştirdim. x üzeri x eksi 1'in karesi dedim. Şimdi ne demiş? f'in türevine 0 koy demiş mi? Doğal olarak şurası gidecek mi arkadaşlar? Şurası tümden gidecek. Burası 0 olacak. Bir önünde eksimiz var. Şurası da gitti mi? Şurası da 0. Demek ki bir de orada eksi 1 kaldı, yukarısı 1. Aşağıya sıfır koyarsam, eksi 1'in karesi de aşağısı da 1 oldu mu? Yanıtı 1 olarak bulduk mu? Evet bulduk. Bir çarpanları ayırma, bir türev sorusu birleşmiş. Bizim en önümüze güzel bir soru çıkmış. Ne yapmış? Bir kuvvet türevi sormuş. Kuvvet türevi, şuraya kareyi koyduk. Unutmayın, kuvvet türevi nasıl alınıyordu? Kuvveti başa atıyordum, kuvveti bir eksiltiyordum ve içinin türevini alıyordum. Şimdi arkadaşlar burayı bir düzeltmek zorunda kalacağım. Rahat anlamanız için. Artı 5. Aslında şu f kare 3x eksi 2 ne demektir? Bu şu mu demektir? f 3x eksi 2'nin parantez karesidir. Öyle değil midir? Evet böyledir. Şimdi bakalım. Her iki tarafın türevini almaya başlıyorum. Hem bu tarafın türevini alacağım hem de bu tarafın türevini alacağım. Sol tarafta kuvvet türevi olduğunu hatırlayalım. Kuvveti başa attım arkadaşlar. Kuvveti bir eksilttim. Değil mi? Bir de içinin türevini alacağım. Yani neyin türevini alacağım? F 3x eksi 2'nin ben türevini alacağım. Bunu da sonra yazalım. Sağ taraf 3x kare eksi 2 mi? Yaptığım tüm kademeleri görün diye. Şimdi geldik buraya. Burası da bileşke türevi. Şu duruyor. F 3x eksi 2 duruyor. Şimdi bileşke türevini hatırladım. İçinin türevini aldım çarpı dedim. Tepeye türevi işareti koydum. İçini aynen yazdım. Sağ tarafta 3x kare eksi 3x kare eksi 2x oldu. Ne demiş bana? F'in türevinin 1'deki değerini sormuş. F'in türevinin 1'deki değeri. Dur bakalım. Şuranın 1 olmasını istemiş. 1 olması için her x gördüğüm yere 1 yazalım. 2, F, 1. Aa bu orada bir de 3'ümüz varmış. Onu bir silelim. Şuraya 6 diyelim. Orada bir 3'ümüz varmış. Şurası 6 oldu arkadaşlar e, ee, ne oldu? Ha, nerede kalmıştım? F türev 1 eşittir. Burası o da oldu 1. Şimdi tamam bu bana sorulan şey. F1'i nereden bulacağım? Elimde F1 yok. Vermemiş. Ama F fonksiyonunu vermiş arkadaşlar. Şu benim için F fonksiyonu değil mi? 3x 2 eşittir. X küp eksi 2x artı 5 mi? Onu kenara aldım. Her x gördüğüm yere de 1 yazdım. F kare 1'in neye eşit olduğunu biliyorum. 1 ee, koymuştum. 1 eksi 2 artı 5 oldu. Burası F kare 1'in ne olduğunu vermiş. 4. Bakın sorunun tepesinde ne yazmış? Pozitif reel sayılar. Yani F1 artı eksi 4 pardon artı eksi 2 demeyeceğim. Ne diyeceğim? Pozitif reel sayı dediği için F1'in ben buradan 2'ye eşit olduğunu bulacağım. Tamam devam edelim o zaman. 6 çarpı 2 oldu. Bu sorulan değerde F'in 1'deki değeri o da 1'e eşitti. Demek ki F türe 1 neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 12. İnşallah seçtiğim soruları beğenmişsinizdir arkadaşlar. A şıkkında duruyor. Geldik bir sonraki soruya. Aa, tane yazmışım. Demek ki biraz kısaymış bu. Bir px polinomu vermiş. En az kaçıncı dereceden e, türevi bir sabit sayıdır. Unutmayın. Ne demiştik? Eğer polinomumuz eninci derece ise eninci dereceden türev aldığım zaman bir sabit sayı kalıyordu. En artı bir dereceden türev aldığım zaman da o zaman sıfır kalıyordu. Demek ki baş katsayılarına bakalım arkadaşlar. Hepsini çarpmıyorduk. Bir buna bir de burada bu büyük arkadaşlar. P(x)'i şuraya alalım. Hani P(x)'in derecesini bulmaya çalışalım. P(x)'in derecesi, diğerlerini almıyordum. Aslında x üzeri 12'nin dördüncü kuvvetini düşünüyorum. Bir de burada x üzeri 9'un 5. kuvvetini. Burası 48 mi oldu? 48 oldu kuvveti. Burası oldu 45. Topladım arkadaşlar. Ne oldu? Derecemiz, P(x)'in derecesinin ne olduğuna karar verdik. Şuraya D yazalım f(x)'in derecesine 45'e 48'i topladık. 93 olduğuna karar verdik. Değil mi? Demek ki ben 93. derece türevi alırsam sabit sayı çıkar. 94 kere türev alırsam da o zaman 0 çıkar. Benden ne istiyor? Sabit bir sayı çıkmasını istiyor. O zaman 93'ü işaretliyorum. Peki bir tane daha soru yazmışım buraya. Bunu niye yazmışım? Bunu da düzeltmeniz gerektiği için yazmışım. Şöyle dönüşüm yapalım arkadaşlar. Ben x artı 1'e t üzeri 6 diyorum. Neden t üzeri 6 diyorum? Daha rahat hem kare kökten hem küp kökten hem de 6. derece kökten çıksın diye istiyorum. O zaman x artı 1 kare kökte bu ne olur? Tek küp haline gelir. Küp kök içinde arkadaşlar x artı 1 t kare haline gelir. Altıncı kökün içinde x artı 1 dediğim ifade de t haline gelir. Tamam. fx'i yazmayayım başına. Şimdi bunu bir düzeltelim. Burası oldu t küp oldu. Ee, burası oldu t kare oldu. Aşağısı da t. Ben bunu ayırdım arkadaşlar böldüm. Burası t kare artı 1 şeklinde oldu. Demek ki benim fonksiyonum şu hale döndü. T neydi arkadaşlar? T'yi buluyorum. 6. derece kökün içinde x artı 1'in aslında neymiş? Karesiymiş. Artı 1'miş. Yani bu şöyle oldu. Küp kök içinde x artı 1 haline geldi. Şimdi daha rahat türev alabilirim. Bunu da şöyle yazayım. x artı 1'in 1 bir bölü 3. kuvveti artı 1 diyelim. Türevini alalım arkadaşlar. Türevini aldık. Kuvveti başa attık. Kuvveti bir eksilttik. elinde türevi yok dedik. Ne koyuyorduk arkadaşlar? F'in türevini 0 koydu. Düzeltmiyorum. Şurası oldu 1 zaten. Yanıtımız 1 bölü 3 olarak bulundu. Ay 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 korktum. Nerede? Ee, 3 1 bölü 3. Haydi bakalım. Nerede? Hata yaptım. Altı geri dönüyorum. Bir bakıyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniyenizi rica edip hatamı bulup hemen dönüyorum. Evet buldum hatamı. Şurada bölerken arkadaşlar şurayı e, bir yazmışım. Orası. T arkadaşlar. T burası da T idi. O zaman T dediğim şey de neydi? T dediğim şey bir bakalım. Burası da 6. derecede x artı 1 oldu. Şimdi bunu bir düzeltelim. Bu x artı 1'in 1 bölü 3. kuvveti. Bu da arkadaşlar x artı 1'in 1 bölü 6. kuvveti. Evet türevi almaya başlayalım. Kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. Eksi 2 bölü 3 dedim. Kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. Burası da eksi 5 bölü 6. Tamamdır. Şurası t Arkadaşlar bölerken hata yapmışım. Kusura bakmayın. Biz de insanız. Biz de hata yapabiliriz. Diyeceksiniz ki siz öğretmensiniz nasıl hata yapıyorsunuz? Oluyor arkadaşlar üst üste soru çözerken bazen kopuyoruz arkadaşlar. Sıfır mı koyuyordum? Evet sıfır koyuyorum. Ne koyuyordum? Evet sıfır koyuyordum buraya. Oldu burası 1 bölü 3. Oldu burası da 1 bölü 6. 2 ile çarptım. Evet bir dakika 2 ile çarptım. 3 bölü 6 mı oldu? O da 1 bölü 2 olarak bulundu mu? Evet bulundu. Devam edelim. Devam edelim 12. testimize. Hmm, türevsiz olduğu noktaların apsislerin toplamı. Neyi biliyorduk? Mutlak değerin içindeki ifadenin tek katlı köklerinde biz türev olmadığını hatırlıyoruz. O ben bu ifadeleri bir çarpanlarına ayırayım o zaman. x 1 olsun mu? Bunu da x diyeyim x kare eksi 1 oluyor. Onu da x eksi 1 ve x artı 1 şeklinde yazdım mı? Yazdım. Neyi biliyorum? Tek katlı kökünde türev yok. O zaman bu mutlak değerin içinde x kare oldu. Bir de x eksi 1'in parantez karesi oldu. Bir de ne kaldı? x artı 1 kaldı. Tamam. Tek katlı kökü. Hangisi tek katlı kökü? Şurası tek katlı kök mü? Tek katlı kök burada var. O zaman ben neyi biliyorum? Tek katlı kökünde türev olmadığını biliyorum. O zaman türevsiz olduğu absislerin toplamı yalnızca eksi 1'dir diyorum. Geçtim bir sonraki soruya. 13. Ters çevir demiş. Haydi çevirelim. Eğer fx'imiz arkadaşlar şuysa x kare artı 6 ise 1 bölü fx'imiz nedir? O da 1 bölü x kare artı 6'dır. Onu da nasıl düzgün yazalım? Şöyle yazalım. x kare artı 6'nın eksi birinci kuvvetini alalım. Türevini de almaya başlayalım. Ben buna da bir harf vereyim. gx olsun. Yani g'nin türevini alıyorum. Haydi kuvveti başa attım. Kuvveti bir eksilttim. Ve içinin türeviyle de çarptım. Tamam benden ne istemiş? Bir sayısal değer istememiş. O zaman bunu düzeltmemizi istemiş. Eksi 2x yukarıda. Aşağıda da arkadaşlar x kare artı 6'nın parantez karesi duruyor. Hangi şıkta arkadaşlar? Yanılmıyorsam D şıkkı yanıtımız. Evet. 14. sorumuz. Bir mutlak değer arkadaşlar. Bakalım bu mutlak değerin köklerinden biri Bakalım şuradaki çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. 3'e 1 eksi artı e, 4 değil. Demek ki e, limite gitmeyeceğim arkadaşlar. Bu aralıkta bu mutlak değeri incelememi istiyorum. Şuraya bir yazayım arkadaşlar bunları. Şurası x, burası x eksi 3 ve mutlak değer x artı 1 şeklinde yazayım. Burayı da artı mutlak değer x eksi 5 şeklinde yazayım benim kritik noktam olmadığına göre arkadaşlar ben yalnızca işaret inceleyeyim. Bu 4 değerinde burası pozitif açılacak, burası pozitif açılacak, 4 değerinde burası negatif açılacak. Doğal olarak benim sorum şöyle oldu. fx'im ne oldu? x, x-3, x artı x 1 ve eksiyle çarptım. Eksi x artı 5 şeklinde oldu. Şurası zaten biliyorduk. Şuradaki çarpan da burası x kare eksi 2x eksi 3 mü? Bir de bunu ben neyle çarpayım? x ile çarparak düzelteyim. Bu oldu x küp eksi 2x kare eksi 3x. Yanımızda bir de eksi x artı 5'imiz var. Düzeltelim. Bunu bir daha toparlayalım. Bu ifademiz x küp eksi 2x kare eksi 4x artı 5 şekline geldi. Tamam. Türevini alalım. Türevini aldım. 3x kare eksi 4x eksi 4 diyor. Ne koy demiş bana? 4 koy demiş. 4 koyalım. 4'ün karesi 16. 3 ile çarptım. Etti 48. Eksi. Burası da 16 mı arkadaşlar? Bir de eksi 4 burada mı var? Şurası eksi 20 mi oldu? Eksi 20 oldu ve çıkarttım. 28 olarak buldum arkadaşlar. Hatırlayalım. Kritik noktamız değilse, mutlak değerin içini sıfır yapan değer değilse ben limite bakmayacağım. Ne yapıyorum? Bu söylediği aralıkta bu mutlak değerin işaretini inceleyip soruya devam ediyorum arkadaşlar. Bir 15. soru seçmiş miyim acaba? Bakalım. Seçmişim. İkinci türevinin birdeki değerin 12. Niye, o, niye bu 15. soruya bu kadar basit bir soru koymuşum bilmiyorum ama hadi koymuşum. Neden koymuşum bilmiyorum vallahi arkadaşlar. Bir 15'e tamamlamak için mi koymuşum acaba? Türevini alalım. Çarpım türevi. Ne diyorum? Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı. ikincinin türevini aldım bir dedim. Ee, bunu bir de x kare ile çarptım. Ne demiş? Birdeki değeri Birdeki değerinin 12'ye eşit olduğunu söylemiş. Yerleştirdim. 2, 1 artı k artı 1 koyuyordum. Bir de bu 12 arkadaşlar. 1 koyuyordum. Bunun 12'ye eşit olduğunu söylemiş. Allah Allah. Niye seçtim acaba ben bunu? Bilmiyorum. Allah Allah. Allah Allah. Dur bakayım. İşlem çocuk Çocuklar orası şey değil ya. Birinci türev değil. Ben çok zor gördüm onu. Orası ikinci türevmiş. Benim biraz ekran küçük de bazen gözümden kaçıyor arkadaşlar. Bu ikinci türevmiş arkadaşlar. İkinci türevinin e, birdeki değeri 12'ymiş. Gördüm şimdi. Hadi bunu bir düzeltip o zaman devam edelim. Şunu düzeltelim. Burası 2x kare artı 2kx artı x kare. Demek ki şu ifademiz, şunu da şuradan bir kaldırayım arkadaşlar. Şunu bir kaldırayım. İkinci türemiş. Çok kötü bir şey yapmışım. Kopyala yapıştır yapmışım. Oradaki ikinci türemiş. Evet, bir daha baktım. Benim birinci türevim o zaman 3x kare artı 2kx. Şimdi ikinci türevi aldık arkadaşlar. İkinci türevimiz de 6x artı 2k'ymış. Türevine 1 koy demiş. Koydum. 6 artı 2k eşittir. 12'den niye bu kadar basit soru seçtim derken sorunun orijinalini okuyamadık ve 3 olarak bulduk arkadaşlar. D şıkkında. Evet. Yorulmuşum arkadaşlar. inan olsun ki siz de yorulmuşsunuzdur. Öpüyorum sizleri. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.